Bu videoda teğetsel bir örnek üzerinden açısal hızı hesaplayacağız ve bu hızı sürat kavramıyla ilişkilendirmeye çalışacağız. O zaman daha önce olduğu gibi bir top, ipin yardımıyla merkezdeki bir çiviye bağlanmış olsun. Bu sarı çizgi topun bağlandığı ipi temsil etsin. Bu topu hareket ettirmeye çalıştığımız zaman şekildeki mavi çember üzerinde ilerler ve her iki yöne de hareket edebilir. Bu sefer ipimizin uzunluğu 7 metre diyelim. Zaman eşittir 3 saniye olduğu anda da, açımız teta eşittir pi bölü 2 radyan olsun. Önceki videolarda gördüğümüz üzere, bu açıyı pozitif x ekseninden şu şekilde ölçüyoruz. Ve t eşittir 6 saniye olduğu anda teta eşittir pi radyan olsun. Yani 3 saniye sonra top buraya gelsin. Bunun nasıl gerçekleştiğini görmek istersek, hmm, bakalım, bu topu 3 saniyede döndürebilecek miyim? Evet, şu şekilde gözükür. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye. Tekrar yapalım. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye. Şimdi şekil üzerinde de nasıl bir hareket gerçekleştiğini gördüğümüze göre, isterseniz videoyu durdurun ve şu iki şeyi hesaplamaya çalışın. İlk olarak topun açısal hızını bulmayı deneyin. Bu aslında top ve ip üzerindeki bütün noktalar için aynı olacak. Omega ile gösterdiğimiz açısal hızın değerini bulmaya çalışın. İkinci olarak da topun süratini bulmayı deneyin. Topun süratini ne olacak? Bu iki şeyi bulmaya deneyin ve bir de isterseniz eğer ikisi arasındaki ilişkiyi de bulmaya çalışın. Hadi birlikte bulalım. İlk olarak açısal hıza bakalım. Bir önceki videoda açısal hız eşittir, açısal yer değiştirme. Bunun aynı zamanda delta t olarak da gösteriyorduk ve vektörel bir büyüklüktü. Bölü zamandaki değişimdi yani delta t demiştik. Peki bu durumda açısal hızımızın değeri ne olacak? Açısal yer değiştirmemize bakarsak eğer son açımız pi, pi radyan eksi ilk açımız pi bölü 2 radyan. Bunu da zamandaki değişime bölmemiz gerekecek o da 6 saniye. Yani son zamanımız eksi ilk zamanımız 3 saniye. Bu işlem sonucunda pay kısmında pozitif yönde pi bölü 2 radyan kadar dönmüş olduk. Pozitif olduğu için de saat yönünün tersine dönmüş olduğumuzu anlıyoruz. Ve bu süreç 3 saniyede gerçekleşti. Bunu tekrar yazarsak sonucu pi bölü 6 bulmuş oluruz. Bir de sonucun hangi birim olacağını da tekrar edelim. Açısal değişim radyan cinsinden, zamanda saniye cinsinden olduğu için açısal hızımızı pi bölü 6 radyan bölü saniye buluruz. Eğer bu hızla 3 saniye boyunca gidersek de pi bölü 2 radyan yol gitmiş oluruz. Tamamdır. Bu da aradan çıktığına göre sürati hesaplamaya çalışalım. Hala bulmayı denemediyseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza hesaplamaya çalışın. Sürati bulmak için topun aldığı mesafeyi Önceki videolarda bundan bahsetmiştik. İzlemediyseniz bir kez daha göz atmanızda fayda var. Topun aldığı mesafeyi S ile gösterelim. S bazen yayın uzunluğunu veya alınan mesafeyi göstermek için de kullanılıyor. Öyleyse sürati bulmak için yay uzunluğunu zamandaki değişime bölmemiz gerekiyor. Bölü zamandaki değişim. Peki ama yay uzunluğumuz ne olacak? Bir önceki videoda açısal yer değiştirmeyi yay uzunluğu veya mesafe ile ilişkilendirmiştik. Ve yay uzunluğunun aslında açısal yer değiştirmenin mutlak değeriyle yarıçapın çarpımı olduğunu görmüştük. Bu örnekte yarıçapımız 7 metre. O zaman bütün bunların hepsini yukarıda yerine koyarsak ne elde ederiz? Sürat eşittir, buraya sürat yazıyorum çünkü bazen s ile karıştırılabiliyor. Sürat eşittir. Aldığımız mesafe, bu mesafeyi az önce mutlak değer içinde açısal yer değiştirme ile gösterdik. Bu notasyon biraz süslü gibi duruyor, ama uyguladığımız zaman aslında çok basit olduğunu görebiliyoruz. Çarpı çemberin yarıçapı. Bunu aynı zamanda üzerinde ilerlediğimiz yolun yarı çapı olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle farklı bir renkle göstereyim. Şimdi çarpı yarıçap, bütün hepsi bölü zamandaki değişim. Aslında buraya istersek sayıları doğrudan yazabiliriz. Burası pi bölü 2 olacak. Mutlak değer içinde pi bölü 2 hala ki bölü 2 eder. Bu örnek yarıçapımız ipin uzunluğuyla aynı. O da 7 metre. Ve zamandaki değişimimizin de 3 saniye olacağını biliyoruz. Burada önemli olan kutu içine aldığım ifadenin ne olduğunu görmek. Açısal yer değiştirmenin mutlak değeri bölü zamandaki değişim bize neyi veriyor? Bu bizim açısal hızımızın mutlak değeri değil mi? Dolayısıyla sürat eşittir açısal hızımızın mutlak değeri çarpı yarıçap diyebiliriz. Bu gerçekten işimize yarayacak gibi duruyor. Öyleyse bu örnekte sürat eşittir. Pi bölü 6 radyan bölü saniye. Pi bölü 6 çarpı yarıçap Yani çarpı 7 metre olacak. Bu işlem sonucunda da 7 pi bölü 6 bölü metre bölü saniye buluruz. Bu da süratin birimi olur. Burada açısal hızın mutlak değerini almamızın sebebi şu. Hatırlayalım. Sürat skaler bir büyüklüktü. O yüzden herhangi bir yön belirtmiyorduk hatta hareket ettiğimiz her an yönümüz sürekli olarak değişiyor. İşte bu kadar. Bu tür sorulara yaklaşmak için birçok yol var. Ama buradaki asıl önemli olan şey açısal hızı nasıl hesapladığımız ve açısal hızı süratle nasıl ilişkilendirdiğimiz. Bunun için güzel sade bir formül de bulduk. Bütün bunların hepsi 7. sınıfta öğrendiğimiz çemberin çevresi formülünden geliyor. Bunu da açısal yer değiştirmeyi yay uzunluğu veya alınan mesafeyle ilişkilendirdiğimiz videoda açıklamıştık.